önümüzdeki dönemde kuzeyde büyük savaşların çıkabileceği bir dönem olabilir ama özellikle nükleer kıyamet yani şu Zaporozya nükleer santralini Allah göstermesin bir sabotaj yapılması durumunda bundan Türkiye'de etkileniyor. Dünya felaketin eşiğine mi geliyor? Şimdi Çernobil'in Sinop'a göre uzaklığı ve Zaporojya'nın Sinop'a göre uzaklığına bakıyoruz. Çernobil 11.000 km. Zaporojya'ya bakıyoruz 750 km. 750 km bize çok yakın bir yer. Zaporojya Nükleer Santrali Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Sevgili dostlar çok çok önemli gelişmeler var. Özellikle Doğu Avrupa'da yine Rusya cephesinde önemli gelişmeler var ki bizi çok yakından ilgilendiren, bizi de yakından ilgilendiren bir gelişme var. O da nükleer santraller konusu. Şimdi bununla alakalı çok çok önemli hususlar meydana gelmeye başladı. Nedir bunlar? Şimdi tabii ki notlarımızda da var sevgili dostlar. Buradan da bakıyoruz. Dünya felaketin eşiğine mi? geliyor. Çok çok önemli bir başlık. ABD'nin sağlayacağı istihbarat desteği ile Ukrayna'daki Neo-Naziler ters bayrak operasyonu ile Zaporojya nükleer santraline sabotaj yapabilir. Bakın çok çok önemli bir haber. Zaporojya nükleer santraline bir saldırı yapılabilir. Tabi bunu Rusya yapmış gibi gösterecekler ters bayrak operasyonuyla. Özellikle Amerika'dan bu anlamda istihbarat desteği, teknik destek hatta muhtemelen Ukrayna'da yok ama Ukrayna'nın içindeki o neonaziler de aslında CIA ajanları. Yani onlar vasıtasıyla tıpkı kuzey yakın boru hattında yaptıkları sabotaj benzeri bir sabotajı deneyecekler ki bu çok tehlikeli biliyorsunuz. Savaşın tüm seyrini değiştireceği gibi Rusya'yı da bir anlamda elini konulu bağlayıcı bir Hatta bütün bölge ülkelerini resmen bir çılgınlık yani resmen bir çılgınlık. Bakın şimdi elimde bir harita var. Çok çok önemli. Geçmişte Tabii herkes hatırlar. Karadenizli olan vatandaşlar daha çok hatırlar. Nedir? Çernobil faciası. Meşhur. Çernobil faciası geçmişte meydana gelmişti. Sızıntı, radyoaktif sızıntı çok çok sıkıntı oluşturmuştu. Hatta Karadeniz'de pek çok insan maalesef kanserden dolayı yaşamını yitirmişti. Şimdi Çernobil'in Sinop'a göre uzaklığı ve Zaporojya'nın Sinop'a göre uzaklığına bakıyoruz. Çernobil 11.020 11, bin 0, 11 0, km. 11 bin km. Ee, Zaporojya'ya bakıyoruz 750 kilometre. 750 kilometre bize çok yakın bir yer. Zaporojya nükleer santrali. Şimdi Rusya tabii ki bu konuda biraz daha işi sıkı tutuyor. Yani hangi anlamda? Rusya bizim aldığımız bilgiler ve Rus basını takip ettiğimiz kadarıyla Rusya Zaporojya nükleer santrali çevresine özellikle FSB'den özel birlikler yerleştirmiş durumda. Yani Rus istihbaratından özel birlikler oraya yerleştirilmiş, konumlandırılmış durumda. Olası bir herhangi bir ters bayrak operasyonuyla oluşacak bir sabotajı engellemek üzere hareket ediyorlar. Bu çok çok önemli. Şimdi zaten Rusya bunu yapmak zorunda çünkü eğer bu ters bayrak operasyonuyla bir sabotaj yapılırsa Rusya'ya karşı savaşın seyri bir anda değişebilir ve Orada gerçekten işin içinden çıkılmayacak hal bir anda meydana gelebilir. Ha diyeceksiniz ki ya Batı bu kadar gözünü karartmış mı? Yani aslında Atlantik, Amerika vesaire. Evet bu kadar çok karartmış durumda Zaporojye nükleer santraline dahi e, sabotaj yapacak kadar e, akıllarını şu anda kaybetmişler e, küreselciler. Çünkü şimdi seçim yaklaşıyor bir daha hep söylüyoruz. Kasım ayında Amerika başkanlık seçimleri var. Hala Kamalı Haris yazanlar var çok enteresan. Bugün çıkan videoyu izlesinler. Bir protesto yapılıyordu. Hatta Biden'ın açıklaması da vardı. Biden ne dedi? Kaybetmemiz durumunda yani demokratların diyor kaybetmemiz durumunda bu kolay verilmeyecek deyip hemen lafı değiştirdi. Yani Trump'ın kaybetmesi durumunda diye düzeltmeye çalıştı. tabi düzeltse ne olacak her şey belli. En son Donald Reagan'a bir suikast yapıldığında 80'li yıllarda o Donald Reagan suikastten kurtulduktan sonra seçime giriyor bir eyalet haricinde bütün eyaletleri kazanıyor. Amerika'da rekor bir oyla başa geliyordu Donald Reagan. E şimdi Donald Trump, Donald Trump da benzer bir suikaste uğradı. Suikasten kıl payı kurtuldu. Muhtemel olur ki cumhuriyetçiler Donald Trump önderliğinde net bir zafer kazanacak Amerika'da. Tabii Donald Trump'ın gelmesi özellikle bazı Amerika'nın içinde de dışında da bazı odakları rahatsız ediyor. Özellikle küreselciler bu anlamda çok rahatsız. Trump'ın gelmesini istemiyorlar çünkü Trump Avrupa ile Rusyayı baş başa bırakacak. Bunu hep söylüyoruz, hep söyledik. Rusya e, bu anlamda Avrupa'ya karşı emin olun daha avantajlı. Avrupa e, ordusu olmayan Avrupa, ordusu sınırlandırılan Avrupa kendi ordu yapısından çok Amerikan ordu yapısına ve NATO'ya güvenen Amerika e, şey Avrupa çok büyük sıkıntı çekecek. Bunu biliyor Avrupa, o yüzden de e, bir an önce bir an önce e, bu seçim olana kadar. En azından bir hamle yapmak istiyorlar. Bir çıkış yapmak istiyorlar bu konuda. Tabi bunun haricinde e, Kamala Harris. Hani oldu da diyelim Kamala Harris geldi. Hadi Kamala Harris'ler, demokratlar. Yani şu an için mümkün değil ama anketlerde de e, Trump önde. Ama Kamala Harris gelirse ne olur? Bir şekilde allem etti, kullem ettiler. E, seçimi öyle böyle kazanmaya çalıştılar. O zaman hem Amerika'yı büyük bir iç savaş bekliyor hem de dünyayı çok büyük bir içinden çıkılmaz hale getirilecek küreselciler tarafından büyük savaşlar. Büyük savaş demiyorum. Büyük savaşlar meydana getirilecek ki bunlar zaten düğmeye basılacak. Kamala Harris bu anlamda küreselcilerin Amerika'daki en önemli isimlerinden biri. Donald Biden göreve geldiğinde Joe Biden, Bunak Biden o zaman da söylemiştik. Arkasındaki aslında en önemli isim Kamala Harris. Kamala Harris'in geçmişi konusunda daha önce videoda bahsetmiştim. Nasıl bu yerlere geldi? E, hukuk Fakültesi daha okurken, öğrenciyken dahi nasıl e, Siyonist propagandaların içinde hep yer aldı. Onları söylemiştik. Şimdi tabi bu dengeler çok çok önemli. E, bununla beraber e, sevgili dostlar Rusya'da başka bir hazırlık da var. Rusya bir an önce, bir an önce e, bu savaşı aynı şekilde lehine çevirmek için onlar da karşı adımlar atmak istiyor. Bu sabotajlar bir yanda, diğer yanda da biliyorsunuz Ukrayna'nın Rusya Rusya'ya karşı bir taarruzu söz konusuydu birkaç yerde. Şimdi Rusya bunları bertaraf edip e, tekrardan bu olayı daha fazla özellikle Belarus yönlü Polonya'da da hareketlilik vardı. O videoyu izlediniz. E, tamamen kontrolü ele geçirmek için e, taktik nükleer silahlara başvurabilir. Bununla alakalı e, bir takım önemli hususlar var. Yunan medyasında da çıkan çok çok önemli bir haber. İçeriğinin burada çıktısını da aldık. Ee, bakın Yunan medyasında ana manşetten çıktı bu. Rus nükleer doktrinine ilişkin gizli belgeler sızdırıldı. Bakın çok çok önemli. Rus nükleer doktrinine karşın gizli belgeler sızdırıldı. Ee, Putin'i düğmeye basmaya zorlayacak kırmızı senaryolar. Kırmızı senaryolar. Yani Putin bir şekilde düğmeye basacak. Bu çok net. Bununla alakalı da. Financial Times'ın bir raporu yayınlandı. Bu raporda bakın bu raporda e, Financial Times diyor ki Rusya'nın sırf bir savaşın sonucunu değiştirmek için rutin olarak nükleer silah kullanabileceğini belirtti. Ve bununla alakalı en güçlü stratejik nükleer silahlara gelince taktik nükleer silahlar Moskova'nın bunları aşağıdaki gibi çeşitli senaryolarda kullanılacağı tahmin ediliyor. Peki nedir bu senaryolar diye baktığımızda bir Yabancı güçlerin sınırlarını işgal etmesi durumunda. Şimdi e, Polonya üzerinden Rusya'ya top topyekün başlatılacak bir saldırı taktik nükleer silahların da kullanılacağının bir işareti. Bu çok net. Avrupa ve Atlantik ve Batı buna hem cesaret etmeye çalışıyor hem de şu anda bekliyor. Aşağısı da karışık çünkü Orta Doğu da karışık. Orayı da tam kestiremiyorlar. İki cephede yer almak hiç istemiyorlar. Diğer taraftan bakıyoruz. Diğer başka madde. Balistik füze veya seyir füzesi fırlatma kapasitesine sahip Rus denizaltılarının %20 ila %30'u imha edilirse. Şimdi bu da çok önemli. Rusya e, bu konuda da bir taktik nükleer silah kullanılabilir deniyor. Financial Times'ın raporunda. Diğer bir madde. 3 veya daha fazla Rus donanması e, kruvazörü imha edilirse. Şimdi Rus donanmalarına yönelik imhalar vardı hatırlayın. Rusya'nın hatta amiral gemisi dahi büyük sıkıntılar çekmişti. Batırılma konusunda yara almıştı. Özellikle Ukrayna'nın insansız deniz araçları kullanması bu anlamda tuzaklarla Rus gemilerine karşı yapılan saldırılar Kerpe Limanı o taraflar Kırım'da bunları görüyorduk. Diğer bir madde aynı zamanda Rusya'ya karşı kuzeyden yapılacak bir saldırı Finlandiya parantez içinde demiş. Finlandiya üzerinden çünkü Finlandiya da şimdi bir NATO ülkesi oldu. Büyük bir ihtimal İsveç, Finlandiya'yı bu yüzden acele ettiler. Baltık'tan da bir plan var. Baltık'tan da işleyecek bir plan olursa kuzeyde Rusya hiç düşünmeden taktik nükleer, belli bir bölgede etkili olacak taktik nükleer silahlara başvurabilir. Bunu da yazıyor. Bütün bunlar göz önüne alındığında birçok Avrupalı lider eski kıtanın bildirilen Rus saldırganlığına karşı kendi nükleer caydırıcılıklarını elde etmesi yönündeki arzularını dile getirdi. Ocak 2024'te bu talepler yoğunlaştı. Bunun başlıca nedeni Trump'ın Kasım ayında yeniden seçilmesi halinde ABD'yi Avrupa'dan çekeceğini açıklamasıydı. İşte bakın çok net Financial Times'da Kasım ayındaki seçimlere de bir şekilde bu anlamda değinmiş. Bu da önemli. Evet önümüzdeki dönemde çok çok önemli kuzeyde büyük savaşların çıkabileceği bir dönem olabilir. Ama özellikle nükleer kıyamet yani şu Zaporojya nükleer santralini Allah göstermesin. Bir sabotaj yapılması durumunda bundan Türkiye'de etkileniyor. O yüzden de ülkemizi etkileyecek bir husus demiştik başlarken. 750 kilometre uzaklıktaki Zaporojya yani Sinop'a 750 kilometre uzaklıktaki Zaporojya nükleer santrali bir sabotaj olması durumunda bölgede gerçekten önüne geçilemeyecek büyük kaoslar olabilir. Bu da inşallah yaşanmaz. Rusya zaten orayı koruma altına almış durumda. Sadece şu anda belli bir zamanı bekliyorlar o taktik nükleer silahlarda Avrupa içlerinde kullanılabilir. Avrupa başkentleri dahi şu anda Rusya'nın radarı içinde bunu da söyleyelim. Sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizler de bu videonun altına lütfen samimi yorumlarınızı belirtin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.